Zeynep her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda son derece kolay ve çok lezzetli un kurabiyesi yapacağım. Bunun için oda ısısında biraz bekletmiş olduğum margarin içerisine bir çay bardağı kadar pudra şekeri döküyorum. Ve kabartma tozu. Ardından vanilyayı ekliyorum. Ve bunları yoğuracağım. Şu şekilde. Dökmüş olduğum malzemeleri yoğurdum ve bu aşamada azar azar un döküyorum. Un için ölçü veremiyorum. Alabildiği kadar un dökmemiz gerekiyor. Bu şekilde unu yedire yedire azar azar dökeceğiz ve şöyle hamur elde edeceğiz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Bakın. Ve sonrasında şekil verip tepsiye dizeceğim. Ama bunun öncesinde malzemeleri içerisine ilave etmiş olduğum malzemeleri açıklama bölümüne ekledim. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Videonun alt kısmında bulunan açıklama bölümüne. Şimdi şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsinin içerisine şekil verip dizeceğim. Şöyle yapalım. Şu şekilde diziyorum. Aralıklı aralıklı. Evet, şekillerini oluşturdum. Yalnız ben yağlı kağıt vardı bende. O yüzden yağlı kağıt serdim. Ama yoksa elinizde yağlı kağıt. Normal tepsiyi yağlayıptan bu şekilde dizebilirsiniz. Bir de şöyle söyleyeceğim. Buradaki dikkat etmeniz gereken püf noktası şudur. Çok fazla kızartmayacağız kurabiyeleri. Çünkü un kurabiyesi olduğu için beyaz kalması gerekiyor. Hafif pembeleşince fırından çıkartmanız gerekiyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz ve pişmesini şöyle anlayabilirsiniz. İlk 20 dakika açmayın. Hiçbir hani yiyeceği fırına koyduğunuz zaman 20 dakika zaten kapağının açılmaması lazım. Kabartma tozu ve maya kullanıyorsanız yiyeceklerin içerisinde. Çünkü kabarmasını engelliyor. O yüzden şöyle işte 20 dakikadan sonrasında şöyle altına bakabilirsiniz. Hani hafif pembeleştiyse kurabiyeler pişmiş demektir. Şimdi 180 derecelik fırında pişirmeye başlıyorum. Kurabiyeler pişerken şöyle bir küçük bir tepsinin içerisine bir kase kadar şekeri, yani bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz ve biraz tarçın döküyoruz ve elimizle birazcık karıştıralım şöyle. Bu şekilde karışım hazırlıyoruz. Evet, kurabiyeler pişti ve aldım bu tarafa ve şu anda çok sıcak, sıcakken buraya hemen bu karışımın içine bırakıyorum. Bu şekilde tarçınlı şekere bulayıp sıcakken şöyle tabağa alacağım. Yalnız bunlar biraz daha fazla kızarmış. Siz biraz daha beyaz bırakmaya çalışın. Ben de yetişemedim. Fazla kızarmış. Kontrol ederseniz arada daha güzel olur. Bu şekilde şöyle tabağa alıyoruz. Evet, kurabiyelerin hepsini şekeri ve tarçına buladım. Benim yıllardır yaptığım son derece sevdiğim bir kurabiyedir. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Hala abone değilseniz kanalıma daha fazla video için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek her şey gönlümüzce olsun. Hoşça kalın.